Merhaba arkadaşlar, Instagram'a yeni bir özellik geldi. Bugün bu özellikten bahsedeceğim. Instagram biliyorsunuz güvenlikle ilgili pek çok sorun yaşıyor. Genelde Instagram hesapları farklı teknikler kullanılarak çalınabiliyor. Instagram'da bununla ilgili bir güvenlik kontrolü özelliği eklemiş. Buna nasıl ulaşıyorsunuz hemen size göstereyim. Şuradaki profil simgenize tıklıyorsunuz. Güvenlik bölümüne geliyorsunuz ve buradaki güvenlik kontrolü alanına gidiyorsunuz. Instagram bir kısa güvenlik kontrolü yapıyor ve sizden bazı adımları tamamlamanızı istiyor. İlk adımda güçlü bir şifre oluşturun istiyor arkadaşlar sizden. İlk bölüme normal mevcut Instagram şifrenizi yazıyorsunuz. Altta yeni şifre bölümüne de yeni bir parola belirlemeniz gerekiyor. Buraya belirleyeceğiniz parolanız ya da şifreniz diyelim en az 6 karakter olmalı ve özel karakter içermeli. Nedir özel karakterler? İşte soru işareti, dolar işareti, yüzde işareti, ünlem gibi. Örnek bir parola yazmak gerekirse mesela buraya şöyle bir parola yazabilirsiniz. Tunus takımın adını yazmayın ya da sevdiğiniz rengi yazmayın. Daha zor tahmin edilecek bir şeyler yazın. Mesela karışık harflerden oluşan fakat sizin bu kısaca bulabileceğiniz bir parola belirleyebilirsiniz. Sonuna da ünlem, dolar ya da et işareti gibi bir simge ekleyebilirsiniz. Yine bu parolayı belirlerken soru işareti gibi karakterlerden sonra da büyük küçük harf kullanabilirsiniz. Ekrana örnek bir parola koyuyorum. Siz kendi parolanızı buna uygun şekilde oluşturabilirsiniz. Burada eski parolanızı ve yeni parolanızı tekrar tekrar girdikten sonra kaydete tıklayıp geçiyorsunuz. Sonraki aşama arkadaşlar e-posta adresinizi kontrol etme. Size mevcut Instagram'da kayıtlı e-posta adresinizi soracaktır. Eğer e-posta adresiniz girildiyse yazmanızı isteyecektir. Daha sonra yazdıktan sonra ve ileriye tıkladıktan sonra sizden e-mail adresinize gönderilecek olan kodu isteyecek. Kodu girdiğinizde bu adresin size ait olduğunu onaylayacak. Böylelikle bir sıkıntı yaşadığınızda e-mail adresiniz üzerinden hesabınıza erişebileceksiniz. Diğer aşama cep telefonu numarası. Kullandığınız cep telefonu numarası burada doğru görünüyor mu? Bunu buradan teyit ediyorsunuz. Burada da telefon numaranızı girip ileriye yaptıktan sonra size bir SMS geliyor. Gelen kodu tekrardan onay için bu ekrana giriyorsunuz. Son aşama olarak da arkadaşlar iki faktörlü kimlik doğrulaması var. İki faktörlü kimlik doğrulaması belki de kullanıcıların en çok hata yaptığı bölümlerden bir tanesi. Arkadaşlar iki faktörlü kimlik doğrulamasında birkaç tane yöntem var. Size mesaj yollanabiliyor. WhatsApp üzerinden mesaj yollanabiliyor. Bu mesaj dediğim SMS mesajı. Bir de arkadaşlar uygulama kullanabiliyorsunuz. Uygulama için bir tane uygulama yüklemeniz gerekiyor. Google Authenticator gibi ya da Duo gibi bir uygulama yüklemeniz gerekiyor. Ben ne kullanıyorum? Benim kullandığım başka bir uygulama var. Size de tavsiye ederim. Authy adındaki bu uygulamayı kullanıyorum. Siz de bunu kullanabilirsiniz. Oldukça pratik bir uygulama. Genelde de hiçbir sorun yaşatmıyor. Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra arkadaşlar artık Instagram hesabınız güvenli hale gelmiş olacak. Instagram hesabınızın daha güvenli hale gelmesi için böyle bir özellik eklemiş. Oldukça da faydalı olmuş. Bu videoda Instagram güvenlik kontrolü nedir bunu anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Mutlaka Instagram güvenlik kontrolü işlemini gerçekleştirin. Böylelikle hesabınızı güvene almış olacaksınız. Başkalarının çalması zorlaşmış olacak. Yine Instagram'la ilgili hazırladığım Instagram hesapları nasıl çalınıyor diye bir video vardı. Bu videoyu da izleyerek Instagram hesaplarınızın çalınmasını nasıl engellersiniz? Instagram hesapları genel olarak nasıl çalınıyor? Bu konuda bilgi sahibi olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.